Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yazım kurallarının 10. testini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. İnsanın içinde yaşadığı evreni anlamlandırma çabasının ve saf bilme merakının bir sonucu olan matematik, İnsanoğlunun entelektüel ürünlerinin en sıra dışı olanlarından biridir. Kısacası bu alan bir düşünme sanatıdır. Ve bu sanat ilk insandan beri birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Sözcüklerin yazımına bakacak olursak, matematik bu şekilde yazılır, yazımı doğrudur, bunu elemiş oluruz. İnsanoğlu bitişik yazılır, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Entelektüel tek L ile yazılır, bunun da yazımı doğrudur, bunu delemiş oluruz. Birçok kişi belgisiz sıfat, o yüzden birçok sözcü de bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur, bunu delemiş oluruz. Sıra dışı, arkadaşlar sıra dışı ayrı yazılır. Burada bitişik yazılmış, o yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Şimdi Palandöken'de Çoban Ahmet'in tabanlarının 3 metre altında sessiz bir bahar başlamaktadır. Yol bulmuş da kar suları toprağa ince bir sevda gibi işlemektedir. Böcekler, tohumlar kıvır kıvır Akdeniz'de meyve bahçelerinde çocuk erikleri taşlamaktadır. Bakın arkadaşlar, Palandöken'de derken özel isim, o yüzden çekimeki ayrı yazılır. Bunun yazımı doğrudur, bunu elemiş oluruz. Çoban sözcüğü Ahmet'in ünvanı olduğu için, yani ünvan sıfatı olduğu için büyük harfle başlar. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bulmuş da derken dağ bağlaçtır. O yüzden ayrı yazılmıştır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Akdeniz'de, burada da arkadaşlar özel isimdir. O yüzden kesme işaretiyle ayrılmıştır. D bulunma haleki. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Meyve bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Meyve diye yazılır. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Bize nane yağının baş ağrısı için birebir olduğunu söyledi Dursun. Ard arda gelen kötü haberler kadını alt üst etmişti. Bakın ard arda bitişik yazılmış. Normalde ayrı yazılması gerekir. Burada bir yazım yanlışı var. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Hem ilkokulda hem de ortaokulda Fırat ile yan yana otururduk. Yan yana sözcüğü bitişik yazılmış. Burada yazım yanlışı var. Normalde ayrı yazılması gerekirdi. O yüzden C seçeneğini elemiş olduk. Dosyaları el ele verip sabaha kadar detaylı bir şekilde inceledik. El ele sözcüğü ikilemedir. Burada bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Normalde ayrı yazılması gerekirdi. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş olduk. Onunla göz göze gelmemek için köşe bucak kaçıyordu cümlesinde göz göze sözcüğü de ikilemedir. Burada bitişik yazılmış. Normalde ayrı yazılması gerekirdi. Burada da yazım yanlışı var. Bunu da elemiş olduk. Bize nane yağının baş ağrısı için birebir olduğunu söyledi cümlesinde herhangi bir yazım yanlışı olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında bir yanlışlık vardır? Kentteki Afrodit Tapınağı M.Ö. 3. yüzyıla, kentin kendisi ise bir yüzyıl sonraya dayanıyor. Arkeolojik alan Afrodisias ve kentin kuzeyindeki mermer ocaklarından oluşuyor. Kentin zenginliği bu mermer ocaklarından geliyor. UNESCO Türkiye kentin özelliklerinden en önemlisinin ocaklardan çıkartılan mermerden yerel okullarca işlenen heykeltıraşlık eserlerinin yayıldığı Akdeniz Havzası'nda bıraktığı derin kültürel etki olduğunu kaydediyor. Parçasında bakın kaydediyor bu şekilde yazılır. Bunun yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Heykeltıraşlık bu şekilde yazılır. Bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kuzeyindeki sözcü de bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkeolojik böyle yazılır.
Bunun da yazımı doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Milattan önce 3. yüzyıl bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu soru hatalıdır. Çünkü buradaki bütün sözcükler doğru yazılmıştır. 5. soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Tarihte bugün Fatih İstanbul'u fetih etti. Dursun, bugünlerde birçok olumsuz olay oldu. Burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Bugün Süleymaniye Camisi'ne gittiler. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Babası ve annesi bugün köye gidecekler. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bütün hüzünler bugün çöktü ruhuma. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar, tarihte bugün Fatih İstanbul'u fetih etti cümlesinde fetih etti ayrı değil arkadaşlar. Bitişik yazılmalıydı. Çünkü burada ünlü düşmesi var. Fethetti olacaktı. İ'nin düştüğü görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 6. soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Şiirin yanı sıra hikaye türünde eser vermiştir. Burada bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Sürekli kemküm ettiği için kimse sevmiyor. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Ard arda yaşanan kazalar psikolojimizi bozdu. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Kardeşi gitgide istediği başarıya ulaşıyor. Dursun. Her yer baştan başa kapkara bir zindan oldu. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Kardeşi gitgide istediği başarıya ulaşıyor cümlesinde bakın gitgide sözcüğü bitişik yazılır arkadaşlar. Burada ayrı yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru, bu parçada numaralandırılmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Esendal, Doğu insanının sohbet, muhabbet geleneğini öyküsüne taşımıştır denilebilir. İnsanlar bir kahvehanede, bir misafirlikte her zaman konuştukları sıradan konuları konuşurlar. Olağanüstü hiçbir şey yoktur anlatılarda. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey bu şekilde yazılır. Yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Olağanüstü bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kahvehane bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Denilebilir kurallı bileşik fiildir. Yeterlilik fiiliyle oluşmuştur. Kurallı bileşik fiillerin hepsi bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Her zaman ise ayrı yazılır arkadaşlar. Bakın burada bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? Tarihçi geçmişteki olayları yalnız bilimsel materyaller ışığında aydınlatmaya, çözümlemeye ve tarihi gerçekleri herhangi bir çarpıtmaya neden olmaksızın ve meydan vermeksizin objektif bir bakış açısı ile tespit etmeye kendisini adamış olan kimsedir. Arkadaşlar geçmişteki sözcüğü doğru yazılmıştır. O yüzden bir numarayı elemiş oluruz. Materyal böyle yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Herhangi bir ayrı yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bakış açısı ayrı yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tespit ise arkadaşlar böyle değil, P ile yazılması lazım. Tespittir. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru, bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? Kendilerine orman bekçileri adını vermiş olan yerli gönüllülerden oluşan 100 kişilik bir birliğin üyesi onlar. Bu ve benzeri gruplar son yıllarda artmış. Varlık nedenleri de Doğu Amazon eyaleti Moranhoa'daki 4150 kilometre karelik Arariboa yerli arazisi dahil koruma altındaki ormanlık alanları yok eden yasa dışı keresteciliğe karşı mücadele vermek. Arkadaşlar bakın grup böyle yazılır. O yüzden bir numara doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Doğu Amazon demiş. Yön bildiren sözcük özel isimden önce geldiği için büyük harfle başlar. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kilometre karelik böyle yazılır. Bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur.
Bunu delemiş oluruz. Altındaki sözcüğü de doğru yazılmıştır. Bunu delemiş oluruz. Yasa dışı ayrı yazılır arkadaşlar. Bakın burada bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Türkler Ötüken ve Söğüt'ü ana yurt olarak benimsemişler. Bakın arkadaşlar, ana yurt ayrı yazılmalıydı. Burada bitişik yazıldığı için yazım yanlışı vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kardeşim okuduğu denemenin ana fikri bize açıkladı. Ana fikir her zaman ayrı yazılır. Burada bitişik yazılmış. O yüzden burada da bir yazım yanlışı vardır. B seçeneğini denemiş oldu. Türkiye ana vatan, Kıbrıs ise yavru vatan olarak adlandırılır cümlesinde ise ana vatan arkadaşlar ayrı yazılır. Burada da bir yazım yanlışı vardır. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Ünlü araştırmacı ana dil üzerine yaptığı çalışmalardan söz etti. Ana dilde ayrı yazılır. Burada bitişik yazmış. O yüzden burada da bir yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Sınavda anayasa değişiklikleriyle ilgili sorular soruldu cümlesinde ise herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal dursun. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bağlaç olduğu için ayrı yazılmış. O yüzden doğrudur. B seçeneğini elemiş oluruz. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Yine bağlaç olan D'dadır. Ayrı yazılmıştır. Doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsanca. Bakın arkadaşlar, bulunma halekedir. Bitişik yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Buradaki de bulunma halekedir. Bitişik yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal derken, bakın arkadaşlar, buradaki D'da nedir? Bağlaç olan D'dadır. Dalgalan sen dahi şafaklar gibi ey şanlı hilal. Görmüş olduğunuz gibi buradaki D bağlaç olan D'dadır. Bu yüzden ayrı yazılması gerekir. Bitişik yazıldığı için burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Şirin mi Şirin bir kasabaya tayini çıkmıştı. Burada yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Konuyu iyi çalıştın mı soruları çözebilirsin. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Yarın akşam neden bize gelmiyorsun? Dursun. İstediğin kitapları sana getirmiş miydi? Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Evden çıkmayı mı düşündüğünü söyledi. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bakın arkadaşlar, gelmiyorsun ifadesinde buradaki mi nedir? Olumsuzluk eki olan mame ekidir. Dolayısıyla soru bildirmiyor. Soru eki değil. Soru burada neden sözcüğüyle sağlanmış. Dolayısıyla bunun ayrı değil arkadaşlar. Bitişik yazılması gerekiyordu. Ayrı yazıldığı için yazım yanlışı yapılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. İnan ki hiç ağlamadım. Hüzünlüyüm sadece. Burada bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Türkçe ödevini bugün illaki yapmalıyım. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Oraya gitsek de bizimle beraber gelmez. Dursun. Öyle bir gün gel ki kalmasın hüzün. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu delemiş oluruz. Güldü mü? Tam bir cenazeye benziyor. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu delemiş oluruz. Şimdi oraya gitsek de bizimle beraber gelmez ifadesinde T ekine bakalım. Arkadaşlar, buradaki T yine nedir? Bağlaç olan D'dir aslında. Ama ne yapılmış arkadaşlar? Bitişik yazılmış. Normalde ayrı yazılması lazım. Aynı zamanda bağlaç olan D dağdır. Bağlaç olan D dağının TT şekli yoktur. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.